Eda'nın Mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle birlikte çavdar unundan tamamen sadece çavdar unu kullanarak mayasız çavdar ekmeği lavaşı yapacağız. Bunu mayasız ekmek yemek isteyenler veya çavdar ekmeğini yapmakla uğraşmak istemeyenler için paylaşıyorum. Yapımı son derece kolay ama çok lezzetli bir tarif. Şimdi hemen birlikte yapımına geçelim. Öncelikle 250 gram çavdar unum var. E, 150 milim içme suyum var. Ve e, bir çay kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Yapmamız gereken son derece basit aslında. Tüm malzemelerimi bir arada toplamak. Sadece burada en önemli etken hamurumuzun kıvamı. Çavdar unum taş değirmende öğütülmüş tamamen katkısızdır. E, ve su kaldırma miktarı markettekilere nazaran biraz daha fazla. Burada önemli olan kıvamını tutturmak. Dediğim gibi 250 milime 250 grama 150 milim su kullandım. Siz e, oyun hamuru kıvamından, yani oyun hamurundan biraz daha sert bir hamur elde edeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi hafif çamurumsu gibi elimize iyice yapışıyor, ama yoğurdukça toparlanıyor hamur. Elimle hafif bastırdığımda içeri doğru giriyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi streç filme sarıp yarım saat kadar oda sıcaklığında dinlendiriyorum hamurumu. Evet dinlenmiş hamurumu şimdi de bezeleri ayıracağım Kıvamı normal beyaz unla yapıldığı hamurlara göre daha sert gördüğünüz gibi. Çünkü çavdar hamurunun yapısı böyle su aldıkça çamurlaşan bir yapısı var. E, elimize yapışıyor. Dolayısıyla o kıvamı olmaması için tam dozunda su kullanmanız vermeniz gerekiyor hamura, una. Şimdi bezeleri ayıracağımızda yani dilerseniz e, tavanızın e, büyüklüğüne göre de ayarlayabilirsiniz ben e, cevizden biraz daha büyük bezeler elde ettim Çok lezzetli bir lavaş oluyor gerçekten e, Bolca yapıp buzlukta derin dondurucuda 3 ay kadar saklayabilirsiniz Hiçbir problem olmaz İçinde maya yok zaten yumurta yok süt yok ee, sadece un um, su tuz yani başka hiçbir etken yok ee, gluteni çok düşük çavdarın bildiğiniz gibi dolayısıyla e, yapıp buzluğa saklayıp ekmek niyetini kullanabileceğimiz bir tarif daha sonra isterseniz lavaşların üzerine e, lahmacun tarzında veya kaşar rendeleyip o şekilde pişirebilirsiniz çok pratik elimizin altında olması gereken özellikle glutensiz veya da e, düşük glutenli beslenmek isteyen insanlar için çok ideal. Bolca yapıp buzluğa atmanızı çok tavsiye ediyorum. Evet lavaşlarımı teker teker açtım. Yaklaşık 10-12 tane e, böyle küçük çaplı e, lavaşlar elde etmiş oluyorum. Hafif çavdar unu tezgah seriyorum. Avucumun içerisine bastırarak yavaş yavaş merdane yardımıyla açıyorum gördüğünüz gibi çok zorlayıcı bir tarif değil dediğim gibi çavdar ekmeğinin ekşi mayalı çavdar ekmeği yapmakla veya normal çavdar ekmeği yapmakla uğraşmak istemeyenler için iyi bir alternatif olabilir e, faydalı mayasız besleyici bir tarif bence tarif defterinizde kaydetmenize fayda var ben bundan e, sık sık yapıp Derin dondurucuya atıyorum. Ee, sabah kahvaltılarında veya akşam yemeklerinde yanına bir tane çıkartıp yiyebiliyorum. Gayet de tok tutuyor gerçekten ee, çok bol lifli olduğu için. E, bu tür ve e, videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen yorum bırakın bana Çünkü ben de ona göre e, sizler için çekimlerim gerçekleştireyim Daha fazla bu şekilde e, videolar bu tarz videolar isterseniz lütfen bana e, güzel yorumlarınızı bırakın Şimdi lavaşlarımı yaptım gördüğünüz incelikte de açtım Şimdi e, önceden ısıtılmış döküm tavamın içerisine koyuyorum Arkalı önlü Pişireceğim. Bu tamamen tavanın sıcaklığına bağlı olarak değişiyor. Fazla yakmadan bu işlemi gerçekleştireceğim. Bakın nasıl kabarıyor gördüğünüz gibi. Tamamen hani maya kullanmadım gördüğünüz gibi ama içinde doğal olarak kabarcıklar oluşmaya başladı. Evet neredeyse hazır. Evet şimdi tabağı aldıktan sonra bu aşamada isterseniz üzerine hafif bir tereyağı gezdirebilirsiniz. Çok çok lezzetli oluyor ama tereyağı kullanmak istemeyenler e, bu şekilde sade bir şekilde de olabilir. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Genellikle tereyağı sürüyorum. E, hem hamurun biraz daha yumuşamasını sağlıyor hem de lezzet katıyor. Ama e, tereyağı kullanmak istemeyenler için bir küçük alternatif verebilirim. En azından e, üzerine hafif nemli bir bezle örterseniz çavdar e, ekmeği lavaşın Kurumamış olur. İşlemimizi e, lavaşlarımız bitene kadar tekrar edeceğiz. E, her e, lavaşımı ekledikten sonra üzerine hafif hafif tereyağı gezdirdim. Tamamen dediğim gibi tercihinize kalmış bir durum ama tavsiye ediyorum. Evet gördüğünüz gibi kolay kıvrılan yumuşacık yani çok e, hafif bir sert bir lavaş tabii ki çavdardan kaynaklı olan ama tereyağıyla güzelce yumuşattığımız e, son derece besleyici lif kaynağı gluteni düşük bir lavaş yaptık tamamen çavdar unu kullandık gördüğünüz gibi. İçerisini istediğiniz şekilde dürüm yapabilirsiniz. Ee, kıvrılması kolay, tok tutan, gerçekten besleyici bir dürüm ekmeği diyebilirim size. son derece besleyici çavdar lavaşımızı yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.